İyi günler. Dünyanın turizminde bu hafta çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı ile beraber Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Öncelikle. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi biz hep bu sene çok iyi başladı, öyle gidecek diyoruz. Elinizde bir veriler var mı turizme ilişkin? Ama verilerden öte, hani turizmin bakanlığı olan bir alan Türkiye'de. Yani diğer sektörlerin yok öyle bir şey. O yüzden turizmin ayrı bir önemi ve anlamı vardır. Hem Türkiye hem sizler için. Nedir turizm gerçekten Türkiye için? Yani bir kere şunu ifade etmek lazım. Yani Türkiye için hakikaten tabiri caizse fabrikasız, bacasız bir fabrika. Yani üretim katma değeri son derece yüksek. %100 yerli. Ve Türkiye'nin cari açığını azaltan bir sektör olarak turizm öne çıkıyor. Ve Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalara göre de fevkalade ciddi şekilde etkilenebiliyor. Çok şükür 2017 yılı itibariyle turizm sektöründe önemli sonuçlar elde ettik. Şöyle kısaca geçtiğimiz 2-2,5 yıllık sürece baktığınız zaman kolay kolay atlatılmayacak çok büyük krizler yaşadık. Mesela Rusya ile aramızdaki uçak düşürme krizi. Ne bileyim işte Avrupa'daki seçimler dolayısıyla özellikle Almanya'da artan ırkçılık, bu ırkçılığın bir siyaset diline dönmesi ve onun üzerinden bir Türkiye karşıtlığının ortaya çıkması. Ayrıca Türkiye'de çok ciddi şekilde bir takım terör eylemlerinin olması, sınırlarımızın dışından Türkiye'ye saldırıların vuku bulması ve tabii başlı başına 15 Temmuz darbe teşebbüsü, bunların hepsi dördü de fevkalade önemli meselelerdi. Ve Türkiye turizminde, Türkiye ekonomisinde önemli krizler doğurabilme potansiyeline sahipti. Çok şükür bunları çok kısa bir süre içerisinde atlatmış olduk ve 2017 yılı itibariyle, sonu itibariyle rakamlarımız oldukça ümit vericidir. Türkiye bu yıl 32 milyon 400 bin civarında turist Türkiye'ye geldi ve yaklaşık 26,5 milyar dolarlık Türkiye'nin bir turizm geliri oldu. Ocak ayına, yani 2018 yılının Ocak ayına baktığımız zaman da 2017 yılının Ocak ayına göre %40 bir artış var. Yani 1,5 milyon turist geldi Ocak ayı içerisinde. Bizim eğer bu yaptığımız projeksiyonlar bu şekilde devam ederse 2018 yılında 38 milyon turistimiz olacak sonuç itibariyle ve 30 milyar dolara yakın bir turizm geliri elde etmemiz mümkündür. Ve bu önemli bizim için. Yine 2017 yılı içerisinde sektörümüzü son derece ciddi şekilde motive eden bir turizm şurası yaptık. 15 sene sonra 3. turizm şurasını yaptık. Burada sektörün bütün temsilcileri, bütün çözüm ortakları, üniversiteler, araştırma merkezleri, bakanlıklar, sadece bizim bakanlığımız değil, turizmle ilgili 8 bakanlığın her birisi bu şurada yer aldı. 13 komisyonla çalışmalar yapıldı, sonuç bildirileri ortaya konuldu ve şimdi bu sonuç bildirileri üzerinden turizmle ilgili stratejik bir eylem planı çıkardık ve bu stratejik eylem planını belli periyotlarla takip ederek, sadece orada dağıldık, konuştuk ve dağıldık olmayacak, bunları bir eylem planı çerçevesinde takip edeceğiz ve inşallah turizmi, tırnak içerisinde söylüyorum, stratejik bir sektör haline getireceğiz. Bence turizmin Türkiye için en önemli atılması gereken adımı buydu. Turizm sıradan bir sektör değil. Türkiye'nin gerçekten kalkınması için, ekonomik alanda bağımsızlığının kazanılabilmesi için nasıl diyelim ki yüksek teknolojiler bizim için stratejik bir sektörse, turizm de aynı şekilde stratejik bir sektör haline dönmek durumundadır. Şimdi devlet olarak, bakanlık olarak, sizin dediğiniz gibi bununla ilgili de bir bakanlık var. En azından bakanlığın bir kısmı turizmle ilgili. Turizmi artık stratejik bir sektör olarak görüyor ve ona göre hareket ediyoruz. Sayın Bakanım, aslında çok güzel değindiniz. Çünkü turizm Türkiye açısından aslında çok stratejik bir konu. Hani bu konuda biz aslında gençler şunu diyoruz, Türkiye'nin petrolü turizmdir. Yani biz bu bakış açısıyla hareket edersek hakikaten Türkiye daha yüksek noktalara gelir ki siz devlet büyüklerimizin de bu felsefe bize örnek göstererek ve bu felsefeyle gitmesi aslında bizim için de bir gurur verici. Benim aslında aklıma gelen soru ve sormak istediğim soru, özellikle 24 Kasım'da bu Rus uçağı düşürüldü. Arkasından biz ülke olarak şunun mu farkına vardık? Yani biz bir iki pazara bağlı kalırsak hani en ufak bir dış politik sorunlarda, yaşanan olaylarda veya en ufak bir dış politika çalkantısında turizm etkileniyor.
O yüzden mesela sizin son dönemdeki demeçlerinizde özellikle bu pazar çeşitlenmesi, Çin, Hindistan, Uzak Doğu, Asya, buralardan orta sınıf, orta ve ortanın üstü sınıfın Türkiye'ye akın etmesi, doğru, ve Türkiye'ye gelmesi. Bu konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunmak ister misiniz? Şimdi tabii yeni dönemle ilgili, yani bizim ben bakan olduktan sonra hemen çalışmaya başladığımız alan bu söylediğiniz alandır. Bu şu manaya gelmiyor: Türkiye'nin geleneksel pazarları olan Avrupa pazarlarından Türkiye'nin kopması anlamına gelmiyor. Tam tersi, 2017 sonuçları Avrupa pazarında çok ciddi bir geri dönüş sağladığımızı ortaya koyuyor. Mesela 4,5 milyon Rus turisti Türkiye'yi ziyaret etti. 3,5 milyon Alman turist ziyaret etti. Ve şimdi bu seneki erken rezervasyon rakamlarına baktığımız zaman yaklaşık mesela Almanya pazarında %70 geçen yıla göre erken rezervasyonlarda artış var. İngiliz pazarında aynı şekilde. Dolayısıyla biz geleneksel pazarlarımızda bütün gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ancak dünyadaki turizm sektörü önümüzdeki 10 yıl en yüksek büyümeyi sağlayacak sektörlerden birisi. Yani ortalama dünyada diğer sektörler %4,5 civarında bir büyüme sağlarken turizm sektörü %10'un üzerinde bir büyüme sağlayacak. Yani diğer sektörlere göre 2 katı ortalama büyüklüğü olacak olan bir sektör ve burada devasa bir pasta. Bu pastadan Türkiye'nin pay alması lazım. Daha fazla pay alması lazım. Bunu alabilecek gücümüz var, birikimimiz var, tecrübemiz var. Allah'a çok şükür coğrafi lokasyon olarak büyük bir özelliğimiz var. Yani merkezin, Pergel'in ayağını Türkiye'ye koyun. 4 saat içerisinde dünya nüfusunun yarısının gelebileceği bir coğrafyadayız. Muazzam güzelliklere sahibiz. Tarihi, kültürel olarak çok büyük derinliklere sahibiz. 24 farklı medeniyetin merkezi olmuş olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim çok daha fazla turist çekmemiz mümkün. Bunun için dedik ki yeni pazar, yeni pazarlar üretmek mecburiyetindeyiz. Özellikle 6 ülke: Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Endonezya ve Malezya. Bu ülkelerin nüfusunu topladığınızda dünya nüfusunun yarısı. Ve bu ülkelerin hepsinin ortak bir özelliği var. Son derece canlı, aktif yeni orta sınıfları var. Alım gücü yüksek, hareket eden, gezen, harcama yapmak isteyen, dünyaya açılma temayülü içerisinde olan bir orta sınıfı var. Dolayısıyla bu kapıları çalmaya gayret ediyoruz. 2018 yılı Çin'de Türkiye yılıdır, Türkiye turizm yılıdır. Türkiye'de de Japonya ile ilgili yılımız var. Biz bütün bu ülkelerin hepsiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhalde yıl boyunca 60'a yakın etkinlikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin farklı ülke şehirlerinde biz Türkiye'yi tanıtacağız. Çok büyük kültürel etkinliklerimiz olacak. Çin'deki turizm fuarında Türkiye'yi çok ciddi şekilde orada temsil edeceğiz. Dolayısıyla bu kapıları tıklıyoruz. Oradaki insanların Türkiye'yi ziyaret etmesi için herkesin isteyebileceği, farklı alanlarda yoğunlaşabileceği ürünlerimizi de ortaya koyuyor. Dolayısıyla sadece pazar çeşitlendirmesi değil, aynı zamanda ürün çeşitlendirmesine gidiyoruz. 640 Hindistanlı, yaz aylarında ben de ziyaret ettim Dalaman'da. 640 Hindistan tur operatörü bir araya geldi ve Türkiye turizmine için önemli bir kapıyı orada aralamış olduk. Onların yıllık toplantılarına ben de katıldım, konuşma yaptım, onları Türkiye'ye davet ettik. Şimdi bu bizim için önemli bir pazar, Uzak Doğu Asya önemli bir pazar ve onların da hoşuna gidecek alanlar, dediğiniz gibi düğündür, doğadır, tarihtir, inanç turizmidir. Mesela Kapadokya'dan fevkalade ciddi şekilde hoşlanıyorlar hem Çinliler, hem Japonlar, hem diğer Uzak Doğu Asya ülkeleri. Ayrıca Safranbolu gibi, Amasya gibi, işte Mardin gibi, Göbekli Tepe gibi tarihi turistik yerlere büyük ilgi duyuyorlar. Dolayısıyla hem pazarı çeşitlendireceğiz, hem ürünlerimizi çeşitlendireceğiz ve dünyaya açılacağız. Peki, aslında farklı farklı olması da ayrı bir güzellik de. Şunu sormak istiyorum, yani çalışmayla her şey geliştirilebilir. Yani yetenek doğuştandır, çalışmayla geliştirilebilir. Bu turizm için de öyle değil mi bazen? Yani ne kadar çalışmalar etkili oluyor? Çünkü bir ülkenin imajı var, bir çekicilik katabiliyor. Yani bugün Türkiye'de veya dünyada herhangi birisi bir Avrupalı bir ülkenin, örneğin İtalyan bayraklı bir tişört giyebiliyor. Ne kadar etkili oluyor? Yani Türkiye ile ilgili çalışma ve imaj. Sizce yüzde bir bölüştürseniz ne olur? Tabii çok etkili oluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Türkiye maalesef rakibi olan başka ülkelerle kıyaslandığında sadece kendisinin pozitif imaj çalışması, çok güçlü tanıtım çalışmalarının dışında bir de Türkiye'ye karşı oluşturulan olumsuz imajlarla mücadele etmek durumundayız. Bunda da oldukça mesafe kat etmiş durumdayız. Burada özellikle şuna dikkat etmemiz lazım. Yani bunu da örnek olsun diye söyleyeyim. Eğer burada da bizim söylediğimiz şey şu: siyasetin dili var, bir de turizmin dili var.
Yani siyasetin diliyle turizmin dilini birbirine karıştırmadan konuşabilmek önemlidir. Eğer Almanya seçimleri sırasında, hatırlayın, çok yüksek düzeyden sakın ha Türkiye'ye gitmeyin uyarıları yapıldı. Yani Alman iç siyasetine maalesef Türkiye turizmi bir şekilde feda edildi. Ve orada Türkiye düşmanlığı üzerinden turizmi çok kötü etkileyecek olan, sonuçlar doğurabilecek olan demeçler verildi. En üst düzeyde. Şimdi aramız iyileşmeye başladığı için bunları tekrar etmek istemiyorum. Ama normalde baktığınızda 2017 yılında neredeyse çok az Alman turisti Türkiye'ye gelmesi gerekirdi. Bakıyorsunuz 3,5 milyon Alman gelmiş. Çünkü turizmin kendi dili var. Turizm, yani geliyor insanlar, bildikleri bir coğrafya, güzelliklerini biliyorlar. Türk insanın misafirperverliğini biliyorlar. Türkiye'deki turizm sektörünün kapasitesini biliyorlar. Buradaki ağırlamadaki ortaya konulan çok üst düzeydeki kaliteyi görüyorlar, biliyorlar, duymuşlar ya da daha evvel gelmişler. Dolayısıyla biz bu turizmin kendi dili üzerinden tanıtmayı başarabilirsek, bunu sürdürebilirsek, negatif algı operasyonlarının da hiçbir kıymeti kalmayacak ya da etkisi çok azalacak. Ayrıca şuna çok dikkat ediyoruz. Yeni dönemde özellikle bunun üzerinde yoğunlaşıyoruz. Türkiye'nin her yerde, bütün uluslararası platformlarda görünür olması lazım. Sadece bir takım işte fuarlarda değil, buraların hepsinde var oluyoruz. Ama sonuçta ben geldiğim günden beri neredeyse gitmediğimiz yer kalmadı. Gelir gelmez Çin'e gittik, işte Maskat'a gittik, Sudan'a gittik, işte Bulgaristan'a gittik. Yani Avrupa ülkeleri turizm bakanları toplantısı, İslam İşbirliği Teşkilatı turizm bakanları toplantısı, Dünya Turizm Örgütü bakanlar toplantısı, Paris'te OECD turizm bakanları toplantısı. Her platformda olmaya gayret ettik. UNESCO'nun toplantılarına katılmaya gayret ettik. Olduğunuz yer sizin, gittiğiniz yer sizin ve Türkiye ile ilgili oralarda çok olumlu sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Örnek olsun diye söylüyorum, Maskat'taki toplantı sonrasında yani Dünya Turizm Örgütü ile UNESCO'nun ortak yıllık toplantısıydı. O toplantıda 2018 yılı ortak toplantıyı Türkiye'ye aldık ve inşallah Ekim ayında İstanbul'da hem Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü hem de UNESCO'nun yani kültür ve turizm alanındaki bütün bakanları, üst düzey yöneticileri dünya ölçeğinde İstanbul'da bir araya getireceğiz. Bunun da başlı başına çok büyük bir tanıtım değeri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla her yerde olacağız, her yerde Türkiye'yi tanıtacağız, hep pozitif gündemle var olacağız ve yüksek bir motivasyonla hem kamu kurumlarımız itibariyle hem de bütün özel sektörümüzde dünyanın her yerinde var olmaya devam edeceğiz. Peki Sayın Bakanım, aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Gidebildiğiniz yer sizindir. Tabii. Yani var olduğunuz yer sizindir. Bir yere gitmezsek, eğer bir yerde bulunmazsak oradan bir sonucu elde etmemiz mümkün değildir. Ve bunu siz de ifade ettiniz, en iyi yürüten bizim bakanımız olarak sizsiniz. Gördüğüm kadarıyla, çünkü sürekli takip ediyoruz sosyal medyadan. Bir gün bakıyoruz Sayın Bakanımız Bulgaristan'da, bir gün bakıyoruz Maskat'ta. Bangladeş'te. Evet. Yani aslında bir nevi de imreniyoruz Sayın Bakanımızın bu kadar gidip ve oralarda bulunmasına. Aslında benim biraz daha farklı bir sorum olacak Sayın Bakanım. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Kuleli Askeri Lisesi çok gündem oldu. Kuleli Askeri Lisesi ile ilgili son durum nedir? Bu konuyla ilgili çünkü çeşitli söylentiler de var aslında. Hani en azından bunu yetkili ağızdan sizden duymak isteriz. Kuleli Askeri Lisesi'nin evet dediğiniz gibi 15 Temmuz'un maalesef sembolik yerlerinden birisidir. Binanın ya da askeri lise olmasının tabii ki bunda bir suçu yok ama sonuç itibariyle sembolik bir yerdir ve oradan çıkan darbeci teröristler hem Çengelköy'de çok sayıda vatandaşımızı şehit etmiş hem de köprü üzerinde çok sayıda vatandaşımızı şehit etmişlerdir. Dolayısıyla maalesef böyle olumsuz bir olayında şahidi olmuş olan bir mekandır. Ama bunun ötesinde orada bir müze yapılması ile ilgili karar verildi ve bize devredildi. Kültür Bakanlığı'na devredildi. Orada inşallah çok büyük bir ulusal müze yapmak üzere çalışmalarımızı başlattık. Geçtiğimiz ay içerisinde orada bilim kültür insanlarıyla güzel bir toplantı yaptık. Son derece kararlıyız. Orası bir ulusal müze olacak. Ama bunu aceleye getirmiyoruz. Bu sahayla ilgili kimin ne bilgisi varsa, kimin ne katkı sunması mümkünse bu istişarelerimize devam edeceğiz. Herkesin benim de fikrim var diyen, müzecilikten anlayan, kültür hayatının içerisinde olan bütün dostlarımızı, bütün Türkiye'nin muhassılasını, eski tabiriyle birikimini burada mükemmel bir sonuca dönüştüreceğiz. Zihnimizden geçen şu, yani diyelim ki herhangi bir turist İstanbul'a geldi, 3-5 saat vakti var, ya ben gideyim şu müzeyi göreyim, Türkiye dediğimiz bu topraklarda
ta Troya'dan Osmanlı'ya kadar hangi medeniyetler gelmiş geçmiş, bütün bunların izlerinin en azından örneklerini görebileyim diyebileceği ve kısa süre içerisinde bütün Türkiye'de var olan bu kültürel mirası yakından gözlemleyebileceği bir müze haline gelmesini istiyoruz. Kaldı ki bu müzenin yaşayan bir müze olması, sadece eserlerin sergilendiği bir müze değil, aynı zamanda bir takım kültür sanat etkinlikleriyle, bir takım işte başka sergilerin de olabileceği kültürel bir yaşayan bir alan haline getirilmesini hedefliyoruz. İstişarelerimize devam ediyoruz. En iyisini yapabileceğiz ve dünya ölçeğinde Türkiye'nin övünç vesilesi olacak bir müzemiz olacaktır inşallah. Onun adımlarını atıyoruz. İstanbul için daha genel bir çalışma var mı bilmiyorum. Bir öncesinde de konuştuk biz Bulut Bağcı'yla. İstanbul'un silüeti evet. Konusunda da mesela Turizm Bakanlığı'nın bir çalışması olacak mı? Yani sizin de çünkü şikayetleriniz oluyor. Yani şimdi bir kere şunu söyleyelim. Cenab-ı Allah bize dünyanın en güzel şehrini bahşetmiş. Meşhur bir sözdür ya, eğer dünya tek devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Birçok şey yapabiliriz ama İstanbul'da mevcut olan tarihi güzellikleri bir şekilde ondan daha güzelini ortaya koyacak şekilde yenileyemeyiz, ileriye götüremeyiz. Dolayısıyla bizim İstanbul'daki bu muhteşem tarihi mirasımızı korumamız lazım. Yani içinde bulunduğumuz bu mekan. İşte, arkeoloji müzesindeyiz. Arkeoloji müzesinin Çinili Köşkü'ndeyiz. 1472'de inşa edilmiş bir bina burası. Yani İstanbul'un Türkler, Müslümanlar tarafından fethinden sonra ilk 20 yıl içerisinde yapılan muhteşem eserlerden birisi. Hemen arkamızdaki arkeoloji binası da 1880'de başlamış, 1891'de bitirilmiş. Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk müzesi, arkeoloji müzesi. Muazzam, her birisi muazzam değere sahip olan bir tarihi yarımadaya sahibiz. Sadece tarihi yarımada değil, işte Galata'sı, Peras'ı, Üsküdar'ı, diğer yerlerde de işte Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı, yani sayılamayacak kadar çok tarihi esere sahip olan bir şehre sahibiz. Bu bize Allah'ın bir lütfu olduğu gibi hesapta sorulacağımız bir alandır diye bakıyorum. Eğer buradaki güzellikleri, bu tarihi ihtişamı bir şekilde yok edersek, kaybedersek, kaybolmasına göz yumarsak, dediğiniz gibi silüetin bozulmasıyla gölgelenmesine göz yumarsak, bunun hesabını da öte tarafta da sorulur, bu dünyada da sorulur. Evet. Dolayısıyla burada çok titiz olmamız lazım. Bununla ilgili olarak inşallah Nisan ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. Nisan ayı içerisinde bir İstanbul çalıştayı yapacağız, İstanbul'a özel. Herkesin, bu konuda fikri olan herkesin geniş katılımlı bir İstanbul çalıştayı yapacağız. Ve İstanbul'un nasıl daha iyi korunabileceği, güzelliklerinin nasıl saklanabileceği ama yani sadece saklama mantığıyla değil, yaşayan bir kültür içerisinde bunun nasıl ileriye götürülebileceği ile ilgili ana fikirlerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. En azından biz şimdi bundan sonrasıyla ilgili ciddi bir şekilde bu tarihi mirası korumak, kollamak mecburiyetindeyiz. Aslında belki en ideali, tarihi yarımadanın bütünüyle bir alan başkanlığına dönüştürülerek, çok kuvvetli yetkilerle donatılmış bir alan başkanlığı içerisinde bu tarihi dokunun korunarak yapılacaksa, diyelim işte kentsel dönüşüm yapılacaksa o çerçevede, hiç bu yapıyı bozmadan, işte diyelim şimdi Suru Sultani, yani Topkapı Sarayı etrafındaki yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu alanın yeniden kazandırılması ile ilgili bütün detaylarıyla her şeyin korunduğu ama ciddi şekilde de onarım yapılabileceğine imkan sağlayacak adımların atılması lazım. Yapılacak çok iş var. Ben her İstanbul'a geldiğimde mutlaka Topkapı Sarayı'na bir uğramaya çalışıyorum. Ayrıca bunun dışında mesela kaybolmuş çok sayıda mescit var. Çok sayıda işte medrese var, çok sayıda çeşme var, çok sayıda tarihi eserlerimiz var. Bunların gün yüzüne çıkarılır. Yeniden onarılması. Bunun dışında bir de somut olmayan miras dediğimiz İstanbul'a ilişkin sanat işlerinin, el sanatları başta olmak üzere bunların yeniden üretileceği mekanların bir şekilde ortaya çıkarılması. Belki yaşayan mahallelerin yeniden oluşturulması, Süleymaniye gibi. Yani hangimizin buna hayır demesi mümkün? Süleymaniye'nin son derece iyi yaşayan, bütün geleneksel o zanaatlarla birlikte yaşayan bir mahalleye döndüğünü düşünün. Herhalde dünyada bulunmaz bir zenginlik olur bu. Bunlarla ilgili İstanbul'un bütün kültürel birikimini ortaya koymamız ve daha iyi şeyler yapabilmemiz lazım. Tabii Sayın Bakanım, aslında şöyle bir soru sormak istiyorum. Özellikle bu konuda sizin gene ciddi açıklamalarınız oldu ve turizm sektörü de aslında bu açıklamaları tekrar merak ediyor ve bekliyor.
Şimdi bir kriz yaşadık. Yaşadığımız krizden sonra uçak destekleri ve teşvikleri oldu. Çeşitli çalışmalar oldu. Peki bizi dinleyen arkadaşlara, turizmci meslektaşlarımıza, ya işte şunun üstünde çalışıyoruz ve bunu da ilerletiyoruz dediğimiz sektörel bir güncel bir bilgi vermek istediğiniz bir konu var mı? Şimdi bu teşvikler biliyorsunuz bir tanesi bunlardan uçak destekleri. Uçak destekleriyle ilgili yeni bir çalışma yaptık. Bunu yılda bütün 12 aya yayarak bütün bu destek kapsamına aldığımız şehirlerin havaalanlarını da işin içerisine koyarak ve 9.000 dolara kadar, yani ölü sezonda getirene 9.000 dolar uçak başına destek verilebilecek şekilde revize ettik. Bunu EPK'dan, Ekonomi Planlama Kurulu'ndan çıkardık. Şimdi Başbakanlık'ta zannediyorum önümüzdeki günlerde Başbakanlık bunu onaylayarak bu teşvikler çıkacaktır sektöre. Sektör güzel bir şekilde bu haberinizi bekliyor Sayın Bakan. Ayrıca kurvaziyerle ilgili olarak destek önümüzdeki yıl ve sonraki yılla ilgili olarak da yine orada da, yani hep aynı desteği vermek değil. Düşük sezonda yüksek destek, yüksek sezonda da düşük destek vererek bu sene inşallah kruvaziyer turizmine de ciddi bir destek vereceğiz. Başka teşvik modelleri var mı bilmiyorum. Yani ülkede ülkeyi temsil eden, dünya çapında temsil eden markalarla ilgili bilmiyorum. O dizilerde dahil olmak üzere öyle bir uygulama var mı, olacak mı? En önemli tanıtım araçlarından birisi de bu dizi filmler. Yani Türkiye biliyorsunuz dizi film sektöründe dünyada ikincidir. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra 140 ülkede dizilerimiz oynuyor. Bu dizilerin gösterilmesi, içinde Türkiye'nin, İstanbul'un, Türkiye'nin şehirlerinin var olduğu dizilerin oynaması bizim için çok önemli şeyler. Ama esas belki daha iyisi, daha da bir adım ötesi, diyelim ki dünya çapında çok büyük seyirci toplayan filmler üzerinden içinde 2-3 dakika bile olsa, ne bileyim, Türkiye'nin herhangi bir yerinin geçmesi bizim için çok önemli. Bununla ilgili de çeşitli çalışmalarımız oluyor. Sonuç almaya gayret ediyoruz. Peki bu konuda bir de sinema yasasıyla ilgili galiba bir düzenleme var. O konuyla da ilgili bir bilgilendirebilir misiniz? Evet, yani sinema yasası da sektörle birlikte çalışıldı. Aşağı yukarı %100 mutabakatla belli bir seviyeye geldi. Bakanlar Kurulu'na bunu arz ettik. Bakanlar Kurulu'nda bir iki ufak değişiklikler yapılması istendi. Değişiklikleri de yaptık. Tekrar Başbakanlığa gönderdik. Diyebiliriz ki önümüze kısa bir süre içerisinde sinema yasası çıkacak. Sektörün büyük bir beklentisiydi. Buradaki esas şeyimiz şu. Bakın, Türkiye'de 2002 yılında yılda aşağı yukarı 9 film falan üretiliyormuş. Şimdi 2017 yılında 150 film üretildi. Çok küçük desteklerle, ufak sinema üzerinden, sinema genel müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar üzerinden verdiğimiz ufak desteklerle böyle bir sonuç elde ettik. Şimdi bu sinema yasası ile birlikte hem sinema filmlerine verilen destekleri artıracağız, hem de sinema sektöründe yabancı ortaklıkların Türkiye içerisinde daha fazla yer almasını temin edeceğiz. Böylece dışarıdan birisi gelsin, burada film çeksin, burada çektiği filmlerde harcadığı, yaptığı masrafların önemli bir kısmını kendilerine ödeyeceğiz. Böylece hani bir zamanlar bizim film sektörümüzdeki insanlarımız yurt dışına gidip filmler çekiyor ve orada bir sürü harcama yapıyordu. Bunun tam tersi olacak, ortaklıklar olacak. Ayrıca burada bir takım platoların oluşturulması ile ilgili meseleleri kolaylaştırıyoruz. Bu sinema yasasıyla birlikte sinema sektörümüzün çok büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz. Zaten sektör de bu konuda bütün desteğini vermiştir ve neredeyse %100 mutabakatla burada çıkmıştır. Bir başka şeyimiz de telif yasası. Telif yasası da aşağı yukarı aynı durumda. Orada da bir iki düzenlemeyle birlikte son noktayı koyacağız. Orada da sektörün bütün görüşleri alınmıştır. Yani herhangi bir şekilde kendi fikri mülkiyeti, işte bu müzik eseri olabilir, bir sinema eseri olabilir, bir senaryo olabilir, ticari konuya, ticari faaliyete konu olan herhangi birisi bu ticari faaliyetlerden ortaya çıkan gelirlerden payını alabilecek. Sayın Bakanım, aslında gene farklı bir konuya değinmek istiyorum. Özellikle Afrin Harekatımız devam ediyor ve bir taraftan da aslında gündemimiz bu. Fakat burada bir gündem olurken yurt dışında farklı bir şekilde algı operasyonları yapılıyor. Özellikle Türkiye ile ilgili. Buna karşın, çünkü bir taraftan baktığımızda haberi okuyan, gazeteyi alan yurt dışında sonuçta potansiyel Türkiye'ye gelmeye meyilli bir turist. Bizim Kültür Bakanlığı olarak ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Yani bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nasıl olacak? Yani önce tabii, yani Afrin'deki
olan meseleyi bir kere çok doğru bir şekilde çözmemiz lazım. İşin politik tarafını doğru görmemiz lazım. Ben orada iki noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece Afrin değil, Suriye, Irak, bölgedeki gelişmeler. Bölgedeki gelişmelerde maalesef zaman zaman müttefikimiz zannettiğimiz ülkelerle ciddi fikir ayrılıklarımız oluyor. Bunun sebebi şu. Birincisi, diyelim ki Amerika, diyelim ki Rusya, bölge dışındaki ülkeler, Almanya'sı, Fransa'sı, diğerleri İngilizler, onlar için Suriye'deki, Irak'taki olaylar ta uzaktaki bir yerde olan çatışmalardır, kavgalardır, gürültülerdir. Bizim için ise yanı başımızda, komşumuzda, komşumuzun evinde çıkan büyük bir yangındır. Yani Suriye'de atılan her bomba, Suriye'den kaynaklı olan her terör faaliyeti Türkiye'nin canını yakıyor. Orada atılan her bomba bizim yüreğimizi sızlatıyor. Dolayısıyla bizim için bu bölgelerdeki gelişen olumsuz her türlü gelişme Türkiye için bir beka meselesidir. Türkiye'nin istiklalini, istikbalini ciddi şekilde tehdit eden bir unsurdur. İster terör faaliyetleri olsun, ister diğer Türkiye'ye dönük olan faaliyetler olsun. İkinci nokta ise, belki bundan daha önemli olan nokta, şimdi ne diyoruz? Vekalet savaşları. Bu tabir yeni çıktı. 5-6 yıldır bunu kullanıyoruz. Vekalet savaşı şu demek. Yani beyler ellerini ateşe sokmamak için kullandıkları maşalarla Orta Doğu'daki savaşı destekliyorlar. Niçin destekliyorlar? Orta Doğu'daki savaşı kendi bölgesel ve küresel menfaatlerini elde etmek için bunu yapıyorlar. Şimdi dış politikada rekabet olur, dostluk olur, yarışma olur, düşmanlık olur. Bunların hepsi zamana göre, şartlara göre değişir. Ama dış politikada değişmeyen şey milli menfaatlerdir, milli çıkarlardır. Şimdi bu bölgede vekalet savaşları üzerinden bir takım hedefleri, bir takım emelleri olanlarla bizim milli çıkarlarımız taban tabana zıttır. Onlar için bu bölgedeki milli çıkarları Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, Acep'in birbiriyle girip kavga etmesinden geçiyor. Yani geleneksel böl parçala yönet. Mezhep bakımından Sünnilerin, Şiilerin, diğerlerinin birbirleriyle gırtlak gırtlağa gelmesinden geçiyor. İşte Yemen'i görüyorsunuz. Her şeyi aynı olan, etnik köken olarak da aynı olan insanlar maalesef bir mezhebi farklılık dolayısıyla kaç senedir savaştırılıyor. Ayrıca işte dini farklılıklar vesaire, işte Ezidiler vesaire. Bütün bunları görüyoruz. Onların milli çıkarları bu bölgeyi daha fazla bölüp parçalamaktır. Bizim milli çıkarımız ise bu bölgenin daha fazla birleşmesi, bütünleşmesinden geçiyor. Bütün etnik yapıların bir arada yaşaması, bütün mezhebi farklılıkların bir arada yaşaması, hatta bütün dini farklılıkların bir zenginlik olarak görülerek bir arada yaşamasından geçiyor. Dolayısıyla biz dış politika algımız bakımından bu coğrafyada taban tabana zıt ilgilere sahibiz. Birincisi bunu ortaya koymak lazım. O zaman Amerika niye PYD'ye destek veriyor sorusunun cevabını kolay buluruz. Bugün maşası olarak PYD'yi kullandığı için buna destek veriyor. Ya da işte yıllar içerisinde hatırlayın, Asala denilen bir bela vardı. O zamanki maşı oydu. Asala'ya niye yıllardır Avrupa'da diye dünyanın birçok yerinde destek verdiler? Çünkü işlerine geliyordu. Bir terör örgütünün Türkiye'deki bölünmeye, bölgedeki bölünmeye katkısı olacağını düşünüyorlardı. Eğer bunu böyle görmezsek asla bölgedeki sorunlara çözüm üretemeyiz. Birincisi herkesin, bütün vatandaşlarımızın, politika yapıcılarından işte sıradan sokaktaki vatandaşımıza kadar herkesin bunu böyle görmesi lazım. Bölgesel çıkarlarımız farklı ve bölgedeki çatışmaların ülkelere verdiği zararlar farklı. Biz onun için Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız, Irak'ın bütün ülkelerin toprak bütünlüğünden yanayız. Afrin meselesi ise tam da bütün bunların toplamının sonucudur. Afrin meselesi hala görüyorsunuz, işte biz oraya müdahale etmeye başladığımız zaman başka unsurlar oraya sokulmaya çalışılıyor. İşte aman burada silahlı çatışmaları durduralım telaşı başlıyor. Dolayısıyla bizim Afrin meselesi bizim için bir beka meselesidir. Türkiye'nin sınırlarının, Türkiye'nin istikbalinin, istiklalinin korunması meselesidir ve burada kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi sahada Türkiye'nin kararlılığını görenler tam da sizin soruda sorduğunuz algı operasyonuna geçiyor. Efendim siviller öldürülüyor işte ya da işte gitmeyin aman Türkiye sıkıntılı bir ülke durumunda gibi sözler oluyor. Bunların ilk Ocak ayı rakamları ve önümüzdeki dönem rezervasyonlara baktığımız zaman hiçbir kıymet harbiyesinin olmadığını görüyoruz. Turizm dili ayrı bir dil. Hiç etkilemiyor zaten. İnsanları hiç inşallah etkilemeyecek. Ümit ederiz kısa süre içerisinde Türkiye'nin büyük bir zaferiyle Afrin harekatı sonuçlanacak ve hiçbir şekilde Türkiye turizmini etkilemeyecek. Peki süremiz bitti ama Bulut Bağcı'nın geleneksel son bir sorusu olur. Sayın Bakanım son bir sorum. Özellikle izleyiciler de bunu çok merak ediyor. Sayın Bakanımız yoğun vaktinde fırsat bulduğunda
dinlenmeye, tatile gittiğinde ülke içinde nereyi tercih ediyor? Veya farklı bir ülke veya var mı? Yani çok öyle bir tercihim yok açıkçası. Çok da böyle hiçbir işimizin, telaşımızın olmadan tatil yapabildiğimizde son senelerdir çok olmadı ama yani daha böyle rahat ettiğim diyeyim. Çanakkale'de küçük bir köyde yıllardır gittiğimiz bir evimiz var. Küçük bir evimiz var. Oraya vakit bulduğumuzda çocuklarla beraber oraya gitmek biraz daha farklı oluyor. Daha zihnimizi daha fazla sakinleştirici bir ortam oluyor. Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan bizimle beraber de. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Haftaya başka bir konu ve konukta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.